Bunun için Türkiye Atletizm Federasyonu Uluslararası Ölçüm Ekibi, Tescil Ekibi burada 2 gündür sahada çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz aslında maratonun parkuru aynı. Neden bu ölçüme ihtiyaç duyduk? 2 yıldır biliyorsunuz Karaağaçlı Ozan Anıtı'ndan startı veriyorduk. Etkinlik alanımız orasıydı. Uluslararası kurallar gereği maratonun start, finish ya da parkur üzerinde herhangi değişiklik yapıldığı zaman yeniden ölçüm ve tescil yapma zorunluluğu doğuyor. Uluslararası etkinliklerde kurallar böyle. Bunu hocam biraz sonra size anlatacak. Doğal olarak bizim de maratonun bu yıl start noktası, etkinlik alanı Selimiye Meydan olduğu için bununla ilgili bu süreci tamamlıyoruz. Ölçüm işi bittikten sonra ölçüm sonuçları yurt dışına gönderiliyor, Fransa'ya gidiyor. Doğru mu hocam? Oradan Avrupa Atletizm Birliği ekiplerince tescil ediliyor. Ondan sonra resmi parkur haline dönüşüyor. Maratonun start noktası burası. Buradan start alacak sporcular Selimiye'nin etrafından bir ilaç çizerek daha önceki yıllardaki Bankalar Caddesi, Gazi Mihal Köprüsü'nden, set boyundan, Darül Hadis Camii'nin önünden, parkur üzerinde Tunca Köprüsü, Meriç Köprüsü, Lozan Caddesi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, oradan Pazarkule'den çıkışımız var. Pazarkule dönüşünde değirmenin oradan direkt geliyoruz. Üniversitenin içine girmiyoruz. Bir sokak arkadan giriyoruz. Yine Lozan Caddesi ve köprülerden gelerek parkuru tamamlamış oluyoruz. 10 kilometre dönüşü jandarma şehitliğinin, orman işletmenin olduğu nokta. 21K dönüşümüzde Pazarkule'deki hudut taşımız.